Merhaba arkadaşlar, en son yaptığımız ikinci taramanın cevap çözümlerindeyiz. Şimdi 46. sorudan başlayalım. Şuradan ben de yerleşeyim. Yaşar hocam, sen de hoş geldin bu arada. 46. soruda hem yazılı hem yazısız kaynaklarda bir şeyi bulamayan hakim davada hangi durumu uygular? Hatırlayın ilk konumuzda. Ben bir hakimim, davayı elime aldım. Önce yazılı kaynaklara baktım. Hiçbir şey bulamadım. İkinci sırada örfü adete baktım. Tabii ki ikinci sırada işten sonra örfü adete baktım. Hiçbir şey bulamadıysam davayı bırakıp gidecek halim yoktu ya. Ben akıldan hukuk uyduracaktım. Yani hukuk yaratırım. Cevap Denizli. Yaratılan bu hukuk bir dava yaptı. Öyle zırpır zırpır bütün davalarda da uygulanmaz. Yani emsal teşkil etmez. Hakim yarattığı hukukta kıyas yapabilir, kişilerinden hakim düşünebilirdi. Yani 46 Denizli. Devam ediyorum. 47. Aşağıdaki anayasaların hangisinde temel hak özgürlüklere yer verilmemiştir? Anladım. 1921 anayasasını işlerken geçen hafta dedim ki hiçbir şey yok. Zaten adamlar yeni bir ülke kurmaya çalışıyorlar. Damalkan mecliste oturmuşlar, önlerine bir A4 kağıdı almışlar. Aceleyle 23 madde karalamışlar. Buna da anayasa demişler, 21 anayasası demişler. Hiçbir şey yok, cumhurbaşkanı yok, bakanlar yok, başbakan yok, temel hak hürriyetlere yer verilmedi. Oradaki tek düşünce milli egemenlik ilkesidir. Egemenliği kayıtsız şartsız millete aittir, manda ve himaye kabul edilemez denmiştir. Hikayeni de hatırlayın zaten. Adamı biz milletvekili diye seçiyormuşuz mecliste. Savaşmaya, cepheye gidiyormuş, şehit oluyormuş. Tekrar yerine yenisi seçiliyormuş. Böyle bir milli mücadele döneminin anayasasıdır 1921 anayasası. O yüzden hiçbir hakka yer verilmemiş. Nasıl temel hak ve hürriyete, sosyal ekonomik hakka yer verilsin ki? Fakiriz fakir. Askerin ayağında ayakkabı yok. Tekalifi milli emirleri çıkıyor değil mi? Bunlar olmayınca da 21 anayasasında sorunun cevabı çıkıyor ortaya. Temel hak özgürlükleri yer verilmiyor. Karıştırdınız da Osmanlı'nız. Arkadaşlar geçen hafta Osmanlı'da kanun esasiyede dilekçe hakkı vardı değil mi? Bakın Osmanlı bize şikayet etme hakkı vermiş. Bu temel hak ve özgürlüktür. Esnaf rüşvet alıyor mu almıyor mu ya da yönetim iyi mi değil mi diye hak verilmiş. Osmanlı'da seçme hakkı verilmiş. Meclis mebusanı seçiyoruz. Bunlar bir haktır. Zaten 24, 61 ve 82 anayasalarında temel hak hürriyetlere de yer verildi. Yer verilmeyen temel anayasa 421 teşkilatı esasi anayasasıdır. 48. Aşağıdakilerden hangisi din kurallarıyla yönetime verilen aktır? Teokratik devlet din kurallarıyla yönetilmedir. Cevap Ceyhan. Ve duydum zaten. Hocam biz kullerik dediniz. Tebrik ediyorum şimdi size. Teokratik devlet din kurallarıyla yönetilen devletti. Ben dedim ki derste, bir ülke hem dinle hem demokrasiyle yönetilir mi? Evet. İran'ın cumhurbaşkanı, sarıklı bir cumhurbaşkanı vardı. Seçimle başa geliyordu. Demokratik devletti çünkü dinle yönetiliyordu. Teokratik devlet olmuşlardı. Laik devlet, din devlet işlerinin ayrı tutulduğu devlet modeliydi. Koskoca dünyada 3 laik devlet vardı. Türkiye, Fransa, İrlanda. Bakalım sudan olacak. Monarşik devlet, babadan oğula geçen sistemde, padişahlık, kraliyet gibi. Şu an İngiltere'de kraliyet var değil mi? Ben bu sembolik bir. Totaliter devlet, seçimle başa gelip bir daha da gitmeme diye aklımıza hemen Adolf Hitler geldiler. Oligarşik devlet, belli bir grup zümrenin elindeki baskıyla zoraki devlet yönetimiydi. Ona da Kuzey Kore'ye örnek vermiştim ama tabii anayasasında oligarşist demiyor. Yani 48'in cevabı Ceyhan. 49. İki kardeş arasındaki hısımlığın türü aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşim benim neyim? Yan soyum tabii ki. Yan soyumdur. Yan soy Bursa. Benim üst soyumda benim annem, babam, babaannem, dedem mantıklı. Benim alt soyumda benim çocuğum, torunum olur. Gerisini yana verip gitsin demiştim size. Ezberi kolaydı.
Benim kardeşim ikinci dereceden yan soy kan bağı idi akrabalık bağlarımızda. Kardeşin iki olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Anne baba bir, kendi çocuğumuz bir, kardeşiniz, dedeniz, babaanneniz iki, yeğen, amca, dayı, teyze üç, kuzenlerimiz de dördüncü dereceden akraba olur. Sınavda nasıl gelmişti? Şöyle gelmişti. Google'dan çok aranan diye sorulmuştu. Cevap soy kutuyu çıkmıştı. Hani hatırladık mı, soy kutuyu incelenmişti bir ara. Hepimiz bir şey, bir yerlerden bir yerlerden çıkmıştık gibi. Ben nereden çıkmıştım? Tabii ki Ordu'da çıktık diyeyim. Devam. Aşağıdakilerden hangisinin sıklık sebebi değildir? Sen neden 3 yaşındasın? Bu sebepten seni mahkemeye verir mi sıklık acaba? Diye gerizekalı bir sebep olamaz. Yaş küçüklüğü, kısıtlılık sebebi değildir. Ayırt etme gücünden yoksunluk halidir. Ama kısıtlılık sebepleri, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sürekli sarhoşluk, uyuşturucu, kötü yaşam, kötü yönetim, savurganlık, ihtiyarlık yani yaş, ihtiyarlık yani yaş. Bir yıl üzeri hapis cezası almış olma, tecrübesiz olma, ağır hastalık geçirme gibi sebeplerdir. Bakmakla yükümlü olan kişiler, kişileri mahkemeye verip kısıtlatabilirdi. Ne güzel öğretmiştim size, annemin halasının kocasıydı. Kumar oynuyor diye kısıtlatılmıştı değil mi? Maaş o öteki tarafa geçiyordu. Bakmak mümkün olduğu eşe geçiyordu maaşı. Örneğin paran yoksa kısıtlıydı gibi. Şimdi yaş küçüklüğü kısıtlılık değilmiş. Dedem örnek vermiştim. Yaş küçüklüğü sebebi değil. Yaş kısıtlılık sebebi. 65 yaş üstü vatandaşlarımız işlem yapmak istiyorsa adli denge raporu alması gerekiyordu. Tabii ki şikayet oluştuğu durumda. İşlemi akrabaları geçersizlikle. 51. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ekonomik haktır? Fatma abla. Parası olmayan okuyamaz diye öğretmiştim değil mi size? Buradan da hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Çok güzel ezberlemişsiniz. Yani anayasaya göre ders anlatsam soruyu yanlış çözerdim. O yüzden ben de uyduru uyduru anlatıyorum. Parası olmayan okuyamaz diye kodladık. Çünkü eğitim öğretim hakkı sosyal ekonomik bir hak. Anayasaya göre gitsem diye durum olmayan öğrenciye burs verilir. Kız erkek çocuklara ayrı bayılmaz eğitimler. Soruyu yanlış yaparsam bu yüzden. Benim dediğim sistemde gitsem parası olmayan okuyamaz. Benim konut dokunulmazlığım var. Kişi hakkı ödedi. Ama konut hakkı deseydi parası olanın konut hakkı olur mu? Sosyal ekonomik bir ayrıldı. Kamu hizmetine girmek, devlet memuru oluyorsun, siyasi bir hak. Vergiyi devlete veriyorsun, siyasi bir hak. Benim ispat hakkım var, o da kişi hakkı ödedi. Yani 51. soru, bursa oldu. Diğer soruya geçiyorum. 52. soruda, özel bir tarih belirtilmemişse kanunlar ne zaman yürürlüğe girer diye. Arkadaşlar gerçekte de gelebilir bu soru. Dikkat edelim bu soruya. Ya da kanun kaç milletvekili teklif eder? Bir milletvekili teklif eder. Kanun yapmak çok basit. Aranan çoğunluk basit çoğunluk diye ezberlemiştik. Kanun toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul olurdu. Ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Eski sorular nasıl çözüyorsanız cevap başka çıkıyor. Aman gözünü seveyim. Hemen yürürlüğe girer kanunlar. Sadece seçim kanunları bir yıl sonra yürürlüğe girer. Normal kanunlar yok. Aynı gün yürürlüğe girer. Vatandaşlık sorularını bitirdik. Şimdi güncele geçiyoruz. Ve bu. UNESCO 2021 yılı ne yılı olarak ilan etti? Hacı Bektaş'ı ne yılı ilan etti? Bunları bileceğiz. Ya da ya gelirse, ya gelirse diye çalışacağımız kısımlar. Savaş, barışa kim karar verir? Bu vatandaşlık sorumuz arkadaşlar. Savaş, barışa kim karar verir? TSK'nın kullanılmasına kim karar verir? Yurt dışına askeri kullanmaya ya da geri almaya kim karar verir derse cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama bu soru sorulsa millet cumhurbaşkanı diye zıplar. Sakın. Savaş, barışa karar veren, TSK'nın kullanılmasına karar veren,
gönderen, yurt dışına askeri gönderen, kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Geçen sene 2020 lisanslara şöyle soruldu. Meclis tatildeyken TSK'nın kullanılmasına kim karar verildi? Bir cevap Cumhurbaşkanı'ydı. Bak zaten söylemiş, meclis tatildeyken demiş. Yoksa meclisin görevi bu. Başkomutan Cumhurbaşkanı karar verir. Yani 54. sorumuzun cevabı bu. 55. sorumuzda kanunlar kaç milletvekili teklif eder? Bunu da çok istediğim bir soru. İnşallah hepimiz zamanda çıkar. Bir kanun yapmak çok basit. Bir milletvekili kanun teklifi yapabilir. Sadece bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı yapar. Onun haricindeki kanun tekliflerimizi bir milletvekili gerçekleştirebilir. Dünyanın en kalabalık şehri hangisidir diye sormuşuz. Tabii ki benim hemşerilerim olduğu yer Tokyo. Birleşmiş Milletler 2020 senesini bir yıl olarak ilan etmiştir. Farabi yılı, yani ikinci öğretmen Farabi yılı olarak ilan ettiler. Ayda yetiştirilen ilk ürün hangisidir? Ayda yetiştirilen ilk ürün. En büyük gezegen hangisidir? Jüpiter. Kızıl gezegen Mars. Güzel gezegen Venüs. Bu gezegen soruları da bayağı revanşlı arkadaşlar gelebiliyor. İlk Türk tarihinin ilk resmi gazetesi takvimi Vekayi. Şu iki tarih öncesi değilim ama söylerken telaffuzum bile zorlanıyor. Takvimi Vekayi diyoruz. Şimdi denemeyi bitirdim. 10 dakikalık zaten benim işimdeki toplamda 15 tane soru oluyor hepsinde. 2 dakikada bir çekip cevap Cumhurbaşkanı bitti. Geçen hafta anayasa tarihini anlatırken birazcık konum kalmıştı. Ben de rica ettim Bilgi Hanım'dan. Bu videonun devamında 82 anayasasını tamamlayacağız dedim. Geçen sene, geçen haftaki işlemimiz anayasa tarihini bir kere daha tekrar edelim. Ezberlemeden soruları tıpır tıpır çözebiliyorduk demiştim ben size. Senet ittifak bir sözleşmeydi. Mahmut'la ayanlar arasında yapılan bir sözleşmeydi. Tanzimat'ta kanun kelimesi, kanun maddesi geçecekti. Gavur diyorsa, gayrimüslim diyorsa ıslahat fermanıydı. Padişah hakları veriyorsak birinci meşrutiyetti. Padişah'tan hakları alıyorsak ikinci meşrutiyetti. Anadolu Osmanlı bitti. Bu kadar. 1921 anayasası meclis kuvveti sistemiydi. Hiçbir şey yoktu. Çerçeve yumuşak bir anayasaydı. 24 anayasası karma kuvvet sistemi vardı. İlk sert, ilk kazuistik anayasaydı. Buradaki detaylar önemliydi bizim için. Kazuistik'in detayları 30, 33, 34 BMV belediyeye muhtarlık vekillik hakkı verilmişti. 1950'de bize, bu sene sorulacak size, gizli oy açık sayıma geçirmişti. Burası önemli. Sonrasında 1961 anayasası işledi. Haklar verildi, verildi, verildi diyorsa, özgürlükler verildi, bilmem neler kuruldu diyorsa 61 anayasasıydı. Haklar alındı, alındı, alındı diyorsa, özgürlükler kısıtlandı diyorsa 71-73 değişikliği dedim ve ayrıca dedim ki burada bırakmıştım. 71-73 değişikliğinden sonra Ordu Fatsa'da sağsal olayları maalesef başlıyor. Tam 8 sene boyunca sürüyor. Kimse müdahale etmiyor. Türkiye birbirine giriyor ve 12 Eylül 1980'de asker darbe yapış ilan ediyor. Bu işkence kısmını anlatmayacağım burada. 1982 anayasasını aldık. Şuradan devam edebiliriz. Darbeyle hazırlandı. Referandumla kabul edildi. Türkiye geneli %91 evet dedi bu anayasaya. Derste size anlatmıştım ya. Süreyle şeffaf zarflarda uygulanıyorlarmış. Hayır demek de yasakmış. Hayır diyene hemen işkenceye götürüyorlarmış. Yani geçiş dönemi öngörmüştür. Yani işkence dönemi öngörmüştür. Geçiş dönemi öngörmüştür o anayasa. Yapılanlar yazın. Anayasa hazırlayan sivil kanat, askeri kanat. Sivil kanatta danışma meclisi.
Askeri kanatta Milli Güvenlik Konseyi. Sivil kanat boş. Hepsi hapiste işleyen bütün sivillerin müzettekilerine, bakanlar bu hepsine hapse doldurmuşlar. Anayasayı asker hazırlıyor, asker onaylıyor. Otorite hürriyet dengesinde otorite ağır basıyor ki maalesef 3 yıl boyunca otoriter rejimle yani askeri darbe yönetimiyle maruz kalmışız. Bu anayasa en sert, en kazuistik anayasadır. Kötülüğünü anlattığı gibi en sert anayasa çünkü değiştirilemez 3 madde olması, kazuistik de ayrımcılık düzenlenmesi. Yani günümüze kadar sürekli değişmiş olması. Şu işkence maddelerine bakalım. Depolitizasyon ilkesi uygulandırılır. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm uygulandırılır. Şimdi halk yasaklar konularak siyasetten uzak tutulmuş. 80'ler dizisinde bir sahne vardır. Siyaset hakkında dizide bir konuşuyorlar ama susmuyorlar, konuşma. Hemen tutuklanıyorsun, işkence tabi bırakıyorsun. Her eve iş yerlerinde kenara bırak borcasını astırmış. Böyle çılgın bir dönem yaşamışız. Yani kötü bence, çok kötü bir dönem yaşamışız. Siyasi tıkanıklığı ilerici bir gün demek rasyonelleştirmiş parlamenterizm. Ne yapmışlar tıkanıklığı gidermek için? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı güçlendirmişler bu anayasada. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı kimdir? Kenan Evren. Çünkü anayasa maddesine Kenan Evren Cumhurbaşkanı'nın diye bir madde koyduğu için. Halkın bunu zorla evet dediği için halkın seçtiği Cumhurbaşkanı da Kenan Evren olmuş ve Cumhurbaşkanlığı makamını güçlendirmiş. Şifre. Cumhurbaşkanı kelimesi geliyorsan hemen sınavda 82 anayasasını işaretleyeceksin. Eskiden pasif Cumhurbaşkanı 82'de güçleniyor. Yani yürütme hem otorite hem güç olarak kullanılabilir. Cumhurbaşkanına erken seçim hakkı veriliyor anayasada. Cumhurbaşkanına bağlı Cumhurbaşkanı sekreterleri. Devlet Denetleme Kurulu kuruldu. İlk defa Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkarmak gerekiyor. Hakimler Kurulu'nun adı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu olarak değiştirildi bu anayasada. Meclis toplantısı yeter sayıları düzenlendi. 1/3'üyle toplanır, toplananların salt çoğunluğuyla karar alınır dendi. Bunları söyleyip geçiyorum çünkü geçmişte neydi diye bir soru gelmez. Bugün sorulur bize. Geçmişte neyse ne? Biz bugüne bakacağız ama söylemek zorundayım çünkü anayasa tarihi geçmişini işliyoruz şimdi. Ama buna dikkat ediyorum. Çünkü ikinci dönem konularında ben size sürekli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyeceğim. İlk kez ne zaman düzenlendi derse, Cumhurbaşkanı kelimesi geçti, hemen 82 yapıştırır. Cumhurbaşkanı ile ilgili herhangi bir şeyde hemen 82'yi işaretleyecek bir şeyimiz. Şimdi bu anayasada bu haliyle kalmıyor tabii ki. O kadar kötü bir anayasa ki bu haliyle kalsa bakın benim size öğreteceğim bir madde biliyorum. Sadece yapılan işkencelerin yasal olduğuna dair maddeler. Ki ben böyle işkence deyip geçtiğime bakmayın. İnsanlar o işkenceden sonra akli dengelerini yitirmişler sadece solcu olaylarında. Bir insanda bu kadar işkence yapılmaz ki. Ya da çoğunun ceset parçasına dahil ulaşılamamış. Çünkü karanlık bir dönem geçirmiş bütün boyunca. Kazuistiğine geçiyorum bu anayasada. Bayağı bir kazuist. 1987. 1995, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2017. Bayağı bir kazuistik mi? Ayrıntılı mı? Detaylı mı? Evet. Çünkü bu yıllarda bu 82 anayasası sürekli değişikliği vardı. En kazuistik dememin sebebi bu. Ayrıntılı sürekli değişikliği vardı. Şimdi çoğunu da ezberleme, geçmişte neydi diye bir soru yok. Ben soruyu geçeceğim sadece. Önemli olanları yıldızlayacağım.
1987. 400 olan vekil sayısı 450'ye çıktı. Allah ezberleme bilme. Sen bugün milletvekili sayısını bilmek zorundasın. 600. Tamam mı? Hiçbir şey değil diyelim diye bir soru yok. 600. 95. Namusu çizermiş. 450 olan milletvekili sayısı 450'ye çıkarıldı. Milletvekili seçilme yaşı, seçme yaşı 18 oldu. Seçilme yaşı 2017'de 18 oluyor. 22 ile seçilme yaşı 18 yaptı. Oy kullanmak zorunlu hale getirildi. Şu yurt dışındaki vatandaşların zor kullanıyor. 95 döneminde zorunlu hale gelmiş. Arkadaşlar, kadın anayasa evliliği nefes aldırdı. Ama bu işkence darbeyi öven anayasa maddeleri anayasadan sildi attı. Memurun sendika yasalını kaldırdı. Sendikaların siyaset yasalını kaldırdı. Bakın. Anayasamız artık bir nefes almaya başladı 95'ten sonra. 1999 torun özel değişikliği, özelleştirme kavramı anayasamıza geldi. Ne özelleştirildi gitmeyeceğim şimdi. Özelleştirilmeyen. 2001 önemli kanuna aykırı delil kabul edilemez. Gizli çekim, ses kaydı suçtu, cezası vardı. Bizim orada iki kere çıktı bize. Ne zamanmış? 2001 değil, şeklindeymiş. Gizli çekim, ses kaydı suçtu. Önemli. Seçim kanunlarında yapılan değişikliğin üzerinden bir yıl geçecekler. Bak şu madde önemliymiş. Buna dikkat edin. Normal kanun ne zaman yürürlüğe girer? Aynı gün yürürlüğe girer. Sadece seçim kanunu bir yıl sonra yürürlüğe girer diyeceğiz. Gözaltı süresi 48 saat. Gözaltı süresi 48 saat. Toplu suçlarda 4 gün. Gözüküyor herhalde. Normal gözaltı süresi olursa sınavda size benim dediğimi yapacaksınız. 48 saat yiyeceksiniz. 4 kişi hırsızlığa gittik diye kazandı. Toplu suça giriyor bu. O zaman da 4 yıl gözaltı süreniz olacaktır. MGK toplantılarına en son başbakan yardımcıları ve başbakanın ayrıldı diyor. Bizim geç kullanalım. Arkadaşlar, ne sorarsa sorsun sorun. Yeni anayasa 10-15 sorunun cevabı aynı. Kim çıkarıldı derse, jandarmayı işaretle, herhangi bir yerden soru fark etmez. Kim eklendi, kim dahil oldu diye soruyorsa Cumhurbaşkanı yardımcıları diyeceğiz. Bak, MGK'ya en son kim dahil oldu? Cumhurbaşkanı yardımcıları. Yüksek Askeri Şura'ya en son kim dahil oldu? Cumhurbaşkanı yardımcıları. Yüce Divan'da yargılanacakları en son kim dahil oldu? Cumhurbaşkanı yardımcıları. Aynı sorulara kim çıkarıldı diye sorulursa da jandarma genel komutanlığı diyeceksiniz. Aha bu bilgisayar dayan kurtarıyor. Madde ezberlemene gerek yok ki bunları yapmak için. Kim eklendi? Cumhurbaşkanı yardımcıları kim çıkarıldı? Cenderine diyecekmiş. 2004. İdam. İdam cezası kalktı. İdam kararı veren devlet güvenlik mahkemelerinin kapatıldı. Kapatıldı. Genel müsaade cezası kalktı. İdam 2004'te kalktı. İdam kararını veren devlet güvenlik mahkemeleri kapatıldı. Hani dedim ya 71 değişikliğinde devlet güvenlik mahkemesi ayın kurulu demiştim. 2004'te idamla birlikte kalktı. Ayın da darbeden sonra 2017'de kapatıldı. Genel müsaade cezası, müsaade edeceğim. Ya. İcra memuru bize geldiğinde iki televizyonun varsa birini alabiliyordu. Bir tane varsa çıkıp gitmek zorundaydı alabiliyordu çünkü genel müsaade kalktı, kısmi müsaade vardı da icra memurları öyle evin içindeki her şeyi alıp götüremezdi. Çünkü 2004'te genel müsaade cezası kalktı. 2006'nın değişikliğini bilmem. Milletvekili seçilme yaşı 25 yaşı doldurmadı. Salla git. Bugün kaç milletvekili seçilme yaşı? Yani 18 yaşı doldurmak. Bunu bil. Bu güzel bir detay.
2020 değişikliğinde 5 artı 5 Cumhurbaşkanı artı halk seçerlendi. Bunu bileceğiz. Bunlar normal dersler bir kurmaya yapıyor zaten bu hafta. 5 artı 5. Bir kişi ister peş peşe, ister aralıklı araya başkaları girsin. İki kere seçilme hakkı vardır. Yeni değişikliğine göre. Diğer maddeyi bilmem. Tepeme dönem 4 yıl oluyor. Salla geç. Her şeyi 2017 anayasası değişikliğine göre her şeyi 5 yıl diyeceksin. Çok rahat yaparsın. Seçilmişte görev süresi 5 yıl. Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıl. TBMM 5 yıl. Belediye 5 yıl. Mıhtar 5 yıl. Anlaşıldı mı? Bilen anayasa bu basın. 2010 değişikliği. Yaşar herhalde sen de bir 2010 değişikliğini hatırlıyorsunuz. Günümüzde yaşadığımız bunları hatırlayalım bakalım günümüzde. Sınav için önemli bir yer yok ama söyleyip geçeceğim yine de. Şimdi saçmalama olmasın. Kişisel veriler özel olarak korunacaktır dendi 2010'da. Devletlerimiz var değil mi? Bütün bilgilerimiz orada, koruma altında. Şehitlerin dolu ve yetimleri, yaşlılar, gaziler, mağmurlar, engelliler ve çocuklar özel olarak korunacaktır dendi. Bu maddeyi hepimiz biliyoruz. Yatalı hastaya da maaş bağladı devlet, ona bakana da. Yaşlı ana babalarımıza da maaş bağladı, yaşlı ana babasına bakanlara da bağladı. Bu bizi nasıl bir devlet yapar? Sosyal bir devlet yapar. Sosyal yardımlaşmadan aklımıza gelsin. Kamu baş denetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilecektir dendi Şeref Balkoç kamu baş denetçimizde. Devam ediyorum. Siz memurlar. Aynı iş dalında istediğiniz kadar sendikaya üyelik hakkı verildi ama ben size söylemiştim. Aidatları var bunların. Tıkır tıkır maaşlısan keserler. Memura toplu sözleşme hakkı 2010'da verildi. Söz ve eylemlerin partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekili canı sağ olsun maddesi getirildi. Yani partimin kapatılmasına sebep olursa milletvekili düşmez. 5 yıllık siyasi yasak olur, bağımsız milletvekili olarak tıkır tıkır dönemine devam edip konuşamıyor, oy veremiyor ama maaşını alabiliyordu. Ergenekon ve balyoz davaları için bir madde getirilmişti. Geçici 15. madde değiştirilerek darbe yapanlara yargı yolu açıldı dendi. Sosyal Ekonomik Konsey anayasal bir kurum haline getirildi dendi 2010 değişikliğinde. 2011 değişikliğinde herkesin aklına asıl yorum geliyor galiba. Tahkim kurulu kararları kesindir, yargı yolu kapalıdır bende. Yani futbol federasyonu, spor federasyonu ne dersek doğrudur, dava açmak yasaktır. Yargı yolu kapalıdır bende 2011'de. Arkadaşlar ben ne anlatırsam anlatayım. En önemlisi de abi bu 2017 değişikliğinin maddeleri. Bunları tek tek elimizde not olsun, sınavda burası gelecek. 9 soru gelecek altı üstü olan bu 2017'den gelecek. Bakalım bakalım neymiş. Zaten diğer derslerimize bir eşliğimizde biz bu 2017'ye göre çıkacağız her şeyi. Şimdi 2017 değişikliğine göre Cumhurbaşkanı partiyle ilişkiyi kesilmez, varsa vekilliği düşer derdi. Cumhurbaşkanı partiyle ilişkiyi kesilmez. Partili Cumhurbaşkanımız var bizim. AK Partili Cumhurbaşkanımız var bizim. Bakın partili ilişkiyi kesilmez. Sürekli haberlerde kendi partisini övüyor değil mi? Partili de bilmiyor. Ama dedim ki size, başkanlık sistemine geçtik, Cumhurbaşkanlığı Güneş Sistemi'ne sert ayrım var. Yasamada görev alan, yürümede görev alan ama yürümedeki yasamada adamın varsa milletvekili lıp düşüyor. Çünkü yürümede de yasamada da aynı anda görev alan ne demiş? Varsa milletvekilliği lıp düşer denmemiz. Milletvekili seçilme yaşı 18 yaşı doldurmak oldu. Milletvekili seçilme şartına askerlikle ilişkiyi bulunmamak.
Eski anayasada diyor ki askerliğin yapmış olmak diyordu. Asker alınma yaşı 21 yaşında olmak. Aslında bu çocuk da 18 yaşında nasıl askerlik yapsın mantıken değil mi? O yüzden madde değişti. Dedi ki milletvekili olmak istiyorsa askerlikle ilişkiyi bulunmasın. Yani erteltebilir, tecili olabilir. Daha sonra da yapabilir anlamına gelir ilişkiyi bulunmak. Milletvekili sayısı 610'dur diyor çok. Neyse videodan yorumlayamıyorum. Sayısını arttırdılar. 600 oldu. Artı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı ye düştü. Hakimler Savcılar Kurulu oldu. Üye sayısı uğursuz rakam 13 üye oldu. Bunları hep ikinci dönem kurulumuzun içinde tek tek işleyeceğiz. SSK'nın üye sayısı 13 oldu. Arkadaşlar dedim ki size darbeden sonra askeri yüksek mahkemelerimiz kapatıldı. AYİM ve askeri Yargıtay kapatıldı. Bu da cilop gibi soru da bu. 6 tane yüksek mahkeme vardı. Şimdi kaldı 4 tane yüksek mahkeme. Sor 5. yazsana soru. Hangisi yüksek mahkeme değildir? Anayasa, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Al sana yanlışı. SSK. Mahkeme değil SSK. Hakim savcı ataması yapan kuruluş. Sayıştay da mahkeme değildir. Parası da yargıya ileride öğreteceğim size. Ha, ne 4 tane yüksek mahkeme? Yeni anayasada birçok kuruluş kapatıldı. Bakalım nelermiş. Başbakan makamı kalktı. Bakanlar kurulu kalktı. Gen soru kalktı. Güven oyu kalktı. Tüzük kalktı. Kanun hükmünde kararname kalktı. Yani eski anayasada benim size öğrencilerle öğretmekte en güçlü çektiğim konular anayasadan silindi, çıkarıldı değil mi? Şimdi bir şey sorulduğunda bakanı kim göreve alır, cumhurbaşkanı kim görevden çıkarır, cumhurbaşkanı cevap. Önceden gen soruyla, güven oyuyla bayağı bir hesaplamalar yapıyordum, meclis kararıyla oluyordu. Şimdi ağırlığım ben sen bana yaptım, ben dedim ki cumhurbaşkanı diyeceğiz. Bakanı kim göreve alır, kim çıkarır, cumhurbaşkanı diyeceğiz. Bu anayasada cumhurbaşkanı yardımcılığı bakanı kurulur. Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları. Cumhurbaşkanı görevi alır. Gerekli görürse görevden çıkarır. Gerekli görürse görevden çıkarır derler. Gerekli görürse görevden çıkarır dendi. Şimdi anayasa tarihini bitirdim arkadaşlar. Yani 2017 değişikliği bu. Buna göre de tabii ki bir sürü maddeleri var. Buna göre diğer konularını işleyeceğiz. Haftaya temel hak ve hürriyetleri işleyeceğiz daha. Ondan sonra konuyu yarınlamış oluruz. Peki. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Teşekkür ederim.